Türkiye COVID-19 hasta tablosu. 167.526 test yapıldı ki bu testler yapılmaya başlandığında 3.000-5.000 idi bir günde. Bakın hangi hale geldi? 167.526 test yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti koronavirüs salgınını başından itibaren büyük bir ciddiyetle, disiplinle yürütmeye çalışıyor. 18.912 vaka var. 869 hasta var. Vefat sayısı 73, Allah rahmet eylesin. 17.161 kişi iyileşmiş. Ventilatör doluluk oranı %29,8. Bu çok önemli. Allah düşürmesin. Ventilatör doluluk oranı %31-35 daha yukarılarda idi. %29,8'de. Şimdi devletin ilan ettiği tedbirler ve tavsiyeler, yasaklar çok önemli diyor uzmanlar. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Ardından meydana gelen gelişmeler ve yapılan açıklamalarla Sabah Ajansı sürüyor. Kıymetli vatandaşlarım, Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha toplandı. Masada normalleşme sürecinin yansımaları ve aşı konusundaki son gelişmeler vardı. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Bakan Koca, aşı tedariği konusunda gelinen son durumu paylaştı. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan İlk 5.800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak. Sağlık Bakanı 60-65 yaş grubunun aşılarına gelecek hafta başlanacağı bilgisini verdi. Bildiğiniz gibi 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasında ise lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Bakan Koca mutasyonlu virüse karşı uyardı. Virüs eski virüs değil, mutasyona uğradı diyerek asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür.